Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugün çok özel bir konu ve özel bir konukla birlikte olacağız. Hatice Şehnaz Baykal, Çini Atölyesi'nden Çini sanatçısı Sayın Hatice Şehnaz Baykal bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, gerçekten hem siz özelsiniz hem de bugün bizimle paylaşacağınız sanatınız ve konu çok özel. Sanat diyorum ben Evet. buna. Tabii ki konuşacağız ama öncelikle Sayın Hatice Şehnaz Baykal kimdir? Sizin dilinizden sizi dinlemek isteriz. Buyurun. Tabii ki. Hatice Şehnaz Baykal, iki çocuk annesi. Maşallah. Sanatını seven, 17 senedir bu işi yapan, sanatına aşık, yaptığı işe aşık, başka mesleği olmasına rağmen 17 senedir bu işi yapan sanatsever. Kısaca Evet. Sanat sever. Ne kadar Evet. güzel. İşte en güzel özet bu. Evet. Bu Evet. oldu. Peki, Çin'den bahsedelim mi biraz? Çin'i nedir? Öncelikle onu bir anlatalım. Tabii Çin'i biliyorsunuz ki 1200 yıllık bir tarihi olan bizim öz sanatımız Çin'i. Çin'i biz aslında anlatsak sayfalar sürer çünkü çok dolu bir geçmişi var. Çin'i şöyle tasvir edebiliriz aslında. Çin'i bir şeye benzer, notalara benzer. Nasıl ki şair beste yaparken notaları kullanarak beste yapıyorsa, biz de notaları karanfillerden, sümbüllerden, lalelerden alıyoruz. Çin'i şöyle de tasvir edebiliriz. Çin'i takıya benzetebiliriz. Sır altında yeşeren, renklenen, sır altında renklenen takılar olarak da, mücevher olarak da görüyoruz. Nasıl ki zümrüt, safir, firuze gibi. Bu kadar değerli bir sanata sahibiz. Yani kısaca çok değerli bir mücevher işliyoruz. Öyle Evet, diyebiliriz. gerçekten de öyle. Peki, Çin sanatının kendi içerisinde belli kriterleri var mıdır? İşte şu obje, şu şekil mutlak surette böyle çizilmelidir, böyle yansıtılmalıdır. İşte sağ tarafa bakmalıdır, şu kadar santim olmalıdır gibi kriterleri var mı? Hayır. Şöyle aslında Çin sanatı her sanatta olduğu gibi sanki kuralları varmış gibi görünüyor ama diğer sanatlar gibi değil. Çin sanatı çok soyut bir sanat. Tabii ki kuralları öğrenmeden bir takım şeyler yapamazsınız. Sanatın içinde, sanatların içinde en soyut olan Çin sanatı. Nasıl anlatayım size bunu? Çin'i her şey hayatınızın her aşamasında var. Mutfağınızın dolabın kulbundan tutun, banyosuna, bahçenizdeki çeşmenize, camilerde, türbelerde, medreselerde, takınızda, aksesuarınızda, aklınıza gelebilecek her yerde Çin'i görebilirsiniz. Şekil itibar ederseniz tabii ki şekillere sokabiliriz kafamıza göre. Tabii ki hani tabii kuralların dışına çok fazla çıkmadan işte lale yaparsınız, karanfil yaparsınız ama resim tekniğini biliyorsunuz, resim de yaparsınız. Diğer sanatlarla birleştirip çok farklı bir şeyler çıkartabilirsiniz. Bu anlamda soyut bir sanat diyoruz biz Çin'e. Evet. Peki, Çin sanatını uygularken, yaparken kendinizi ifade edebilme şansınız da oluyor mu? Ruh halinizi ya da düşüncelerinizi? Kesinlikle. Şimdi bakın klasik sanat bile yapsanız her yaptığınız klasik sanatı yapan her sanatçı kendi tarzını, kendi fırçasını, kendi tasarımını ortaya çıkar. Aslında klasik diye bakarız biz ona ama klasiktir ama her sanatçının fırça darbesi farklıdır. O farklı bir tasarımdır, farklı bir iştir. Evet, böylece kendimizi de yansıtabiliyoruz Kesinlikle diyorsunuz. kendinizi de yansıtırsınız. Evet, siz ne tür çalışmalar yapmaktasınız? Şimdi ben klasik de yapıyorum, resim de yapıyorum, nacizane minyatür de yapıyorum. Minyatür derken de tabii ki birebir minyatür olmuyor. Biliyorsunuz minyatür resim kağıt üzerine yapılıyor ve büyüteçle 3 veya 5 sıfırlı fırçalarla çalışılıyor. Biz bunu tasvir ediyoruz minyatür sanatını Çin'e tasvir ediyoruz. Birleştiriyoruz, farklı tasarımlar yapıyorum. Haute couture çalışıyorum. O da nedir? Bireysel. Yani Evet. ben sadece bu desen, bu obje bende olsun. Diyen sanatseverlerimiz var. Onlara çalışıyorum. Camiler, türbeler, o tarz çalışıyorum. Sergiler açıyorum, öğrenciler yetiştiriyorum. Hacettepe Üniversitesi'nin öğretim üyesi olarak dersler veriyoruz. Kendi atölyemde dersler veriyorum. Kendim Çerkezim, Çerkesler Derneği'nde ders veriyorum.
Bu şekilde sanat severleri hem aydınlatıyorum, hem bilgilendiriyorum, hem sevdiriyorum. Evet. Peki yurt dışından sipariş alıyor musunuz? Tabii ki. Alıyorum. Bana ulaşan, telefonla ya da işte medya üzerine ulaşan kişilere, taleplerine göre, isteklerine göre tabii ki yardımcı oluyorum. Evet. Türkiye'deki yapmış olduğunuz çalışmalar, eğitim, uygulama, bunların dışında neler var? Bunların dışında sergiler açıyorum. Tabii ki bu bizim nasıl diyeyim? Uzun saatler çalışıyoruz. Çok fazla zaman harcıyorum çünkü atölyemde ve benim evde de bir atölyem var. Çok fazla zaman harcıyorum. Sergilerle bu şekilde de meyvelerini topluyorum. Meyvelerini derken bu hani maddi olarak demeyelim ona, görsellik bizim için çok önemli. Bir beğenilmesi, hoşuna gidilmesi, alınması, evinde onu değer verip asması veya kullanması bizim için çok çok daha büyük bir değer. Evet, gerçekten de öyle. Peki mimari çalışmalarda ne kadar yer alıyorsunuz? Mimari çalışmalarda genelde otellerle çalışıyorum. Ne bileyim, özel banyosuna veya mutfağına özel yaptıracak kişiler oluyor. Bize dönüş yapıyorlar. Mimarlarla çalışıyoruz. Özellikle müteahhitlerle çalışıyoruz. Zaten müteahhitler mimarlarla çalışıyor biliyorsunuz. Özel evine özel şeyler yaptırmak isteyen kişilere de cevap veriyoruz. Evet. Bu da yine sizin ayrıcalığınız olsa kesinlikle gerek. Az evet. Önce de söylemiştiniz, kişiye özel çalışmalarımız evet. var diye. Peki atölyenizde çok yoğun olarak çalışmaktasınız. Evet. Sergi ve eğitimlerin dışında, çalışmalarınızın dışında neler yapıyorsunuz? Kendime özel çalışıyorum dışında. Bir de çocuklarımıza hitap ediyorum. Daha küçük yaşta, ortaokul ya da lise sanatı sevdirmek adına birebir tabii özel kursa alan kişiler gibi olmuyor ama en azından fırça tutmayı öğreniyorlar. Çini sanatının veya diğer sanatlar için de geçerli. Bir böyle bir sanatın olduğunu, böyle bir tarihin olduğunu, böyle bir geçmişimizin olduğunu bu şekilde çocuklarımıza daha küçük yaşlara inerek bu şekilde gösteriyoruz. Artı anaokul çağında tabii ki çini değil ama en azından kullandığımız boyalar kum boyalar oldukları için ellerini basarak hem ölümsüz bir hatıra hem de bu şekilde hem çamura dokunuyorlar hem kuma, kum olduğu için de kuma dokunuyorlar. Bu şekilde yavaş 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 sindirmeye çalışıyoruz küçük anaokul çocuklarına. Ne kadar güzel. Öyleyse küçük öğrencileriniz de var. Onlarla da tabii çalışmalara devam ediyorsunuz. Yani çok iyi olmasa en azından dokunabiliyor. Dokunmaları bile yeter bizim için. Toprağa evet. dokunuyorlar sonuçta. Evet. Peki eğitimlerinizi biraz daha detaylandırmak gerekirse kimler daha çok eğitim almak istiyor? Kimlerle çalışıyorsunuz? Genelde şimdi çalışan kesim de var. Çalışmayan, evde veya emekli olan kesim de var. Bunları günlere bölüyoruz. Mecburen bütün zamanımızı verme gibi şansımız yok. Başka Çinli sanatçı arkadaşlarımız da bu konuda yardımcı oluyor. Ama benim yaptığım 5 öğrenciden mümkünse fazla öğrenci alamıyorum. Birebir onlara odaklanmak, onlara birebir yardımcı olmak adına. Çünkü verimli olmuyor maalesef. Özel dersler veriyorum. İşte biraz önce bahsettiğim gibi derneklere gidiyorum, derneklerde veriyorum. Keza bireysel ders almak isteyen kişilere cevap veriyorum. Kendi atölyemde veya giderek. Yani evet. haftanın 7 günü dolduruyorum. Başka da günüm yok. Maalesef bu şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Evet, peki yapmış olduğunuz çalışmaları, eserleri ticari boyuta taşımayı düşünmediniz mi hiç? Ticaret boyutu tabii ki var. Çünkü sanat biliyorsun para olmadan sanat olmuyor. Mümkün değil. Bunun dönüşü olması lazım ki ben de malzeme alayım, üreteyim. Üretmek de bir parayla. Hani gökten yağmıyor boyalar, fırçalar evet, veya evet. objeler. Tabii ki bunun öğrenci yetiştirerek, ne bileyim malzeme satışı olarak bu şekilde siparişlere cevap vererek malzemelerimizi bu şekilde temin ediyoruz. Tabii ki ticareti boyutu bu şekilde oluyor. Yani çok çok devasa paralar değil tabii ki bunlar. Evet, kesinlikle. Peki Çin'in sanatı pahalı bir sanat mı yapan kişi için? Şöyle öğrenme aşamasına ve sizin hedeflediğinize bağlı bu. Yani ben bunu sadece hobi olarak yapıyorum dersen çok büyük şeylere ve çok çok masraflı bir sanat değil. Ama obje büyüdükçe masraf büyür. Boyalar fazlalaşır. Zamanınızın fazla zaman vermeniz gerekebilir. Dolayısıyla objeler büyüdükçe fırın ücreti artar şeklinde. Sizin sadece Çin'i sanatından beklentileriniz önemli. Ne bekliyorsunuz? Ona göre de fiyatı artar tabii ki. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Şimdi bu soruyu size yönlendirmek en doğrusu. Çünkü birebir içindesiniz. Evet.
Çin'i bize anlatır mısınız? Nasıl can buluyor, nasıl hayat buluyor? Çünkü çok yüksek ısıda piştiğini biliyoruz, dinlendiğini biliyoruz, tekrar işte piştiğini yani çok zor bir süreç var, değil mi? Tabii ki hamdım, piştim, yandım. Evet. Kısacası bu. Çin'i önce seramiğe şekil veren ustalarımız var. Önce seramiğe şekil veriliyor. Envai çeşit, yani görmüşsünüzdür mutlaka, envai çeşit şekilleri var. Onları fırınlıyor 1050 derecede objeler şekillendikten sonra. Daha sonra bizim gibi sanatçılar bunun dekorlamasını yapıyor. Ne yapıyoruz? Deseni delen ayrı sanatçılarımız var. 11 aşamadan geçiyor bakın. 11 Bir aşama. tane obje bir ayda çıkıyor. Bunun çamurun yapımından, çamurun sırlanmasından, dekorlanmasından, boyanmasından, desenin delinmesinden en son fırın aşaması, parlak kısmı hale gelmesinin aşamasına kadar 11 aşamadan geçiyor. Yani düşünün küçücük bir objenin ne kadar çok aşamadan geçtiğini. Bu Evet. kadar değerli bir sanat. Evet, gerçekten de Ya bu öyle. şekilde de ruh buluyor. Nasıl bir mücevhere benzettik, notalara benzettik. Bu şekilde de hani işleyerek bir de şundan bahsetmek istiyorum. Anlamlarından lale Cenab-ı Allah'ı simgeler. Karanfil Mevlana Celaleddin Rumi'yi simgeler. Gül Peygamberimizin tenini simgeler. Bakın anlamları ile bile can buluyor zaten. Evet, Yani bir gerçekten de mücevher öyle. olarak, bir nota olarak hayatımızın ta içinde. Farkında değilsiniz. Aslında her kullandığınız objede, hemen hemen evinizin içinde, bulunduğunuz ortamda nereye gidersiniz gidin, mutlaka Çin ile, o objeyle karşılaşırsınız. Evet, gerçekten de öyle. Peki sohbetimizin başında öz sanatımız dediniz. Evet. Gerçekten de öyle. Ama öz sanatımızın şu an itibariyle ülkemizdeki yerinden bahsetmek gerekirse ya da değerinden bahsetmek gerekirse neler söyleyeceksiniz? Değerini buluyor aslında. Biraz da sanatçının da sosyal olması çok önemli. Siz dört duvar arasında bunu yaparsanız, siz kimse Çin'i yaptığınızı bilmez ya da bunu nasıl lanse ettiğinizi bilmez. Siz biraz aktif olacaksınız bu konuda. Ama daha büyük sanatçılarımız var. Bunlar yurt dışında, yurt içinde çok çok aktif bir şekilde çalışıyorlar. Keza ben öyle, işte bürokrasiye çalışıyorum en son. Rusya Cumhurbaşkanı'nın özel temsilcisine Çin'i yaptım. Cumhurbaşkanımıza yaptım. Eski Kadın Kolları Başkanımız Gülden Akçiten'in resmini yaptım. Resimle Çin'i karıştırarak yaptım. Ya bu şekilde kendinizi göstermeniz gerekiyor. Kimse sizin Çin'i yaptığınızı bilmez. O şekilde de hani bizim gibi olursa, yani bizim gibi sanatçılar değer kazandırıyor aslında. Farkındalık yaratıyoruz. Yani farkındalık yaratmak lazım. Evet. Anlatmak istediğim o. Evet. Peki kişisel ve karma sergilere Tabii katılıyorsunuz. ki, tabii ki. Oluyor. En çok ses getiren kişisel serginiz ya da bir karma sergi içerisinde ses getirdiğiniz çalışmalarınız oldu mu? Tabii ki. Aslında her sergim ses getiriyor. Ben çünkü sergi açarken mutlaka konu, mesela diyelim Ölümsüz Kelebekler diye bir sergi açtım. Her objede, her desende mutlaka kelebek kondurdum. Bunun içinde resim, portre çalıştıysam, diyelim ki bir yamyam çalıştım Çin'de. Yamyamın etrafının her yerinde kelebekler vardı misal. Lale karanfilin içinde vardı. Bir vavın üstünde kelebek vardı. Konu kelebeklerdi. Efendime söyleyeyim boyut diye bir sergi açtım. Çok sergi açtığım için isimleri düşünerek söylüyorum. Boyut, üç boyutlu resimler vardı içinde. Hani Çin'e farklı boyut getirmek adına boyutlu resimler yaptım. Portreler olsun, manzara olsun, Çin'i desenleriyle karıştırarak, Rumileri karıştırarak, öz desenlerimizi karıştırarak farklı bir boyut getirdiğimi düşündüğüm bir sergim de oldu. O da çok ses getirdi. Ve buna benzer birçok sergim çok var çünkü. Evet. Peki bundan sonrası için hedeflerde neler var? Yeni sergi tarihleri var mı ya da yeni sergi hazırlıkları var mı? Elbette. Değerli hocam Mehmet Gürsoy'un bana ısrarı üzerine kesinlikle bir sergi açman gerekiyor. Selçuklu üzerine, Selçuklu adını söylemeyeceğim çalmasınlar diye, Selçuklular üzerinde bir sergim olacak. Biraz tarihi belli, çünkü en azından bir 50 tane çıkartmalıyım ki ondan sonra lanse etmem lazım ki. Hani elimde bir erguman olması için. Öyle bir sergi açacağım ve güzel işte nasıl anlatayım, bir külliye gibi olabilir, bir meclis gibi olabilir, ses getirecek böyle bir sergi düşünüyorum. Yapım hazırlığına başladım. Şimdi yakında da 10 Eylül'de
Havaalanında bir karma sergimiz olacak. Kasım'da, Aralık'ta öğretmen evinde olacak. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sergilerimiz çok yakında var. Hayırlısı olsun Çok diyoruz teşekkür ederim. Şimdiden. Çok teşekkür ediyoruz Ben çok teşekkür katılımınız ederim. için. Çok Hoş sağ olun. geldiniz, sefalar Çok getirdiniz. teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Hatice Şehnaz Baykal'ı ağırladık. Çin sanatçısı. Hoşçakalın.